Sizin Mehmet Ali abiyle bir rekabetçi bir döneminiz de var ama, değil mi? Star, siz ikinci kat, Kanal D üçüncü kat. Tabii. CNN Kanal D altta. Tabii. Mesela ben o dönemlerde oraya yetiştim. Bir alt katta size geliyorum, bir üst katta Mehmet Ali abiye çıkıyorum falan. Sizden hep böyle bir sürü şeyler duyuyorum. Ne müthiş bir dönemdi o. Bir tatlı bir rekabet döneminiz vardı sizin. Şimdi hiç unutamadığım bir olayı anlatayım. Hem gülelim hem onu sevgiyle yad edelim. Haham vardı Ergenekon kumpası sırasında. Tuncay Güney. Şimdi hahamla herkes röportaj yapmak istiyor ve Mehmet Ali bir şekilde ayarlamış 32. güne röportaj yapacak. Bütün bağlantıyı yaptılar. Biz de o sırada aynı linki kullanıyoruz. Girdik araya ve kısa bir bölüm aldık Mehmet Ali'nin röportajından. Star'da. Star ana haber bülteninde verdik. Yılmaz'la beraber yaptık bunu. Star ana haberde verdikten sonra dedim ki devamı bu akşam 32. günde dedim. Çok güzel. Çok güzel. Mekanı cennet olsun. Olsun. Ben abi hiç unutmuyorum. Biz ama biliyor musun Ali ile de, Reha ile de, Mehmet Ali ile de ya bu bize yapılır mıydı diyeceğimiz hiçbir yanlış eylemin içinde birbirimize karşı olmadık. Küsmedik de. Tam bir fair play yaptık. Sizin kendi gözlemlerinize dayanarak sizi tabii dışında bırakıyorum. Çünkü insanın kendiyle ilgili bir şey değerlendirmesi çok zor ki şu anki durum zaten herkesin takdiri. Tüm zamanlarda Türkiye'de gördüğünüz en iyi anchor kimdi? Vallahi en iyi dersem sanki haksızlık yapmış gibi olurum. Biz Amerika'da da muhteşem üçlü denilen üç büyük anchorman vardı. Birisi Dan Rather, ötekisi Peter Jennings, diğeri Tom Brokaw. Biz de Mehmet Ali Birand, Ali Kırca ve Reha Muhtar gerçekten hem televizyonculuğun en güzel döneminde bu işi yaptık hem de çok iyi, çok başarılı habercilik örneği sergiledik. Ben Ali Kırca'yı da çok başarılı bulurum. Mehmet Ali Birand'ı da çok başarılı bulurdum. Mehmet Ali, Allah rahmet eylesin, haber için yaşayan bir insandı zaten. Reha keza öyle. Ve Reha'nın böyle birdenbire bir taraflara kendisini çekip soyutlamasını da kabul edemiyorum doğrusunu istersen. Ali'nin de. Ali de bana göre olmalı. Reha da olmalı. Yani Reha Muhtar üniversitelerde araştırma konusu oldu biliyorsun. Ali Kırca'nın anchormanliği olağanüstü başarılıydı. Mehmet Ali Türkçesi, İngilizcesi kadar rahat değildi. Teklerdi. Bazen başka sözcükler de kullanırdı. Yanlış sözcükler de kullanırdı. Ama onun o haberci ustalığı içinde bunu rahatlıkla seyirci kabul ederdi ve hoş görürdü. Yani onlar efsane.